Arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Duygu Bebek biliyorsunuz benim kızımın kişisel tasarımı aslında. Tasarımını gerçekten çok özenerek ve titizlikle yaptım. Bu yüzden kendime saklamak istemedim. Modeli sizlerle de paylaşmak istedim. Şu bebeğin kafasından tutun da ayakkabısına kadar tüm her şeysi özenle yapıldı. Yani vücut proporsiyonu, artırmaları, eksiltmeleri gerçekten çok fazla uğraştım. Kopyala yapıştır bir bebek değil. Kendime saklasam saklayabilirim ya da ücretli bir şekilde satabilirim. Ancak ben bunu sizlerle sevgiyle paylaşmak istedim. Ben herkes örebilsin istiyorum. Tek beklentim de bunu ördüğünüzde paylaşırken Gülayala Duygu Bebek diye ismiyle paylaşmanız. Beğen butonuna basıp abone olmanız, desteklemeniz ve videolarımı paylaşmanız. Bunun dışında herhangi bir beklentim sizlerden yok. Takdir edersiniz ki bu kadar uğraşın karşılığında insan beğenilmek ve takdir görmek istiyor. Ve bunun takdir karşılığı da bu şekilde oluyor biliyorsunuz. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar Duygu Bebeğimin bacak kısmını öreceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ben başlamadan önce size kısaca izleyeceğimiz yolları bir belirtmek istiyorum. Ayağımızı örmeye burun kısmından başlayacağız. Şu an topuk, boğaz kısmını bitirdikten sonra bacak bölümüne geçeceğiz. Burada ben bebeğimde tayt görüntüsü olması için ikinci bir renge geçtim. Arzu ederseniz siz de böyle ikinci bir renge geçebilirsiniz benimle birlikte ya da düz ten rengi olarak da devam edebilirsiniz. Bunun dışında çorabın şu burun kısımlarında çok hafif bir ışıltı kullandım. Şu burun kısmında, şu boğaz kısmında ve topuk kısmında. Bunun için biraz sim karıştırdım ipime. Bu simi de arkadaşlar şöyle bakın, şöyle simli çorapların. Şuradan şöyle kestiğiniz zaman şu şekilde simli ipi alıyorum. Lastik kısmı var, o lastik kısmını kullanmayacaksınız. Sadece şu ipi, lastiğini ara ara sökerek kopartıp atabilirsiniz. Şu simli ipi de ben bazen kullanmak istediğim noktalara iliştiriyorum. Çok az bir sim gerektiği için simli ipleriniz varsa onların iplerinden de faydalanabilirsiniz. Simli ipimi şöyle beyaz ipimle birlikte burun kısmında yürüteceğim arkadaşlar. İliştirdim. 7 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 6 ve 7. 2. zincirimizin üzerinden itibaren 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 6. Bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ki yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Bunu git gel 4 sıra yapıyoruz. 4 sıra olacak şekilde yapıyoruz. Gel 4 sıra şu şekilde örgümüzü yaptık. Şöyle dönerek örmeye devam edeceğiz. Bunun için şu hemen yan ortada bakın çizgi şeklinde çok belli zaten orta. Buraya 2 tane sık iğne yaparak örgüye devam ediyoruz. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım ve şuradan devam ediyorum örmeye. Buraya 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi yaptım. Yine tam ortaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Diğer uçtaki sık iğneme batarak örmeye devam ediyorum. Burada da biliyorsunuz 6 sık iğnemiz vardı. 2 3 ve 6. Bakın tam ilk 2 sık iğnemi yaptığım kenara geldim. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya ben bir tane işaretleyici koymanızı rica ediyorum. Burası bizim artık başlangıç noktamız olsun. Çorabın burnu bitene kadar kullanacağız bu başlangıç noktasını. Şu ilk birinci sık iğnemi tek örüyorum. Bir sık iğnemi ördüm. İlk sık iğnemi. Burada bakın artırdığımız yer burası. İki tane sık iğne tam ortaya yapmıştık. Onun üzerine tekrar iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki.
Yine tam ortaya gelecek şekilde. Buradan diğer sık iğnelerimizin tarafın ortasına gelene kadar tek tek örüyoruz. Yedi tane sık iğne ördüm ve diğer yan tarafın tam ortasına arttırdığım yere geldim. Buraya tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Evet, artırmamı yaptım. İşaretleyicime kadar sık iğnelerimi örüyorum. Hiçbir artırma yapmadan altı tane sık iğne olacak. Altıncı sık iğne. Buradan devam ediyorum. Bir ve ikinci sık iğnemi tek olarak ördüm. Yine tam ortadaki artırdığım yerin ortasına geldim. İki tane sık iğne yapıyorum aynı deliğe. Üçüncü artırmamı yapmış oldum. Buradan şu diğer ortaya gelene kadar, artırdığım yere gelene kadar bütün sık iğnelerimi tek olarak örüyorum. Yedi, sekiz. Sekiz tane tek sık iğne oldu. Tam ortada yine iki tane sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde aynı yere iki tane tekrar arttırmamı yaptım. İşaretleyicime kadar olan kalan altı sık iğnemi örüyorum. Ve altı. Şu anda bu üçüncü artırmamızı yapmış olduk ve 20 tane sık iğnemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Son artırmamızı yapacağız. 1 2 3 3 tane sık iğnemi ördüm tek olarak. Tam ortaya geldim. Bakın artırdığım yerlerin 2 tane sık iğnemi yapıyorum oraya. 1 aynı deliğe 2 tane. 2 Şimdi şu ortaya gelene kadarki sık iğnelerimi tek olarak örüyorum. Dokuz. Dokuz tane sık iğnemi ördüm. Onuncu sık iğnemle tam ortaya gelmiş oldum. Ve burada da çit batıyorum. Son artırmamı yaptım. Kalan 6 sık iğnemi işaretleyicime kadar örüyorum. Şöyle arkadaşlar. Buradan sonra simi çıkartacağım. Şu anda burada 22 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Sırayı şöyle blo yaparak örüp ilk sırada sadece şöyle örmüyoruz da ortadan sadece arkadaki ilmeği alıyoruz. Ortadan girip arkadaki ilmeği örüyoruz. İlmeğin ikisini birlikte örmüyoruz. Buna blo deniliyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın devam ediyorum. Çizgiyi oluşturmak için yapıyoruz bunu. Şimdi bu 22 tane sık iğnemin ilk sırasını bu şekilde blo yaparak şu işaretleyicimin olduğu yere kadar örelim arkadaşlar. Sık iğnemizi 5 sıra daha işaretleyicimizin olduğu yere kadar örelim. Blo yaptığımız sıra ile birlikte, yani şuradaki sıra ile birlikte şurası 6. sıramız. İlk sırayı blo olarak yapmıştık. 5 sırada düz sık iğne yaparak 6 sıra ördük. Bu 6. sıramızı 19 ilmek örüyoruz. İşaretleyicimize gelmeden önce 1, 2, 3 tane boş bırakmış oluyoruz. Çünkü burası tam ortadan itibaren şimdi topu öreceğiz. Şöyle yaptığınız zaman bakın orası tam ortaya denk geliyor. Şimdi simimi ilave edeceğim topu örmek için. Simimle birlikte şu 20. sık iğnemi örüyorum. Toplamda 20 sık iğne örmüş oldum 6. sırada. 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. İkinci zincirimizi 2 tane sık iğne yapıyorum.
tane sık iğne yapıp aşağı iniyorum. Bir, iki ve üç. Evet, üç sık iğnemi yaptım. Burada şu aynı deliğe batıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine değil de şu aynı örmeye başladığım zinciri çektiğim deliğin olduğu yere aynı deliğe batıp şöyle kaydırılma yöntemiyle sıkıştırarak sıkı bir şekilde birleştirme yapıyorum. Bakın çıktığım yere şöyle 5 zincir yaptım. Dönüp ikinci zincirime çift batıp 3 tane de sık iğne yapıp aşağıya indim ve aynı deliğe battım. Bir sonraki ne? İpim önde kalacak şekilde geri dönüyorum. Ve 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Dördüncü sık iğnemin olduğu yere çift batıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Artırmış oluyorum burada. Şu beşinci sık iğnemin olduğu yer tek batıyorum. Bir tane. Altıncı sık iğnemin olacağı yere de gene çift batıp artırmamı yapıyorum. Şuradaki üç tane zincirimin olacağı yere de üç sık iğnemi batıp aşağı iniyorum. Bu sıra biraz zor olabilir. Zincirin çektiğimiz yer olduğu için arkadaşlar zorlanabilirsiniz bu ilk sırada. 2 ve 3. sık iğnemi yaptım. Ve burada hemen bir sonraki deliğe değil de diğer deliğe bir tane delik atlıyorum. Bir delik atlayıp bir sonraki deliğe yine şu kaydırma yöntemiyle birleştir. Bu birleştirmeler hep örerek değil, böyle kaydırarak olacak. İpim önde tekrar geri döndüm. Şöyle hemen ilk sık iğnemden yine başlıyorum. 1 2 3 3 tane ördüm. Dördüncü de çift batıyorum. Artırmamı yapıyorum. Dördüncüyü artırmamı yaptım. 2 tane batarak 5 6 ve 7. ördüm. 8. sık iğnemin olduğu yere yine çift batıyorum. 1 ve 2. 2 tane sık iğne yaparak burada da artırmamı yapmış oldum. Yani bakın şu ve şurada artırmalarımızı yapıyoruz. 3 tane sık iğnemi aşağıya inerken örüyorum. Tek tek 1 2 3. Burada yine bir delik atlıyorum arkadaşlar. Bakın bir sonrakine değil, diğerine atlayarak bir delik kaydırma yöntemiyle birleştirdim ilmeklerimi. İpim önde geri döndüm. Hemen ilk sık iğnemi ördüm. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. 5. sık iğneme çift batıyorum. Aynı deliğe 2 tane 5. sık iğneme girdim. 6 7 8. sık iğnelerime tek battım. 9. sık iğnemin olduğu şu deliğe yine çift batarak buradaki artırmamı da yapıyorum. Şurada ve şurada yine artırmış olduk. 4 sık iğnemi örüp aşağı iniyorum. 1 2 3 4 Burada da yine bir delik atlıyoruz. Buraya değil şuraya bir delik atlayıp kaydırma yöntemiyle ilmeğimi birleştirdim. Ve tekrar geri döndüm. Bu sırada artık keseceğiz topuğumuzu. 3 tane sık iğne öreceğim. Bir, iki, üç sık iğnemi ördüm. Dördüncü ve beşinci sık iğnemi birlikte öreceğim.
Şöyle ikisini, iki ilmeği birlikte alarak kesmiş oluyorum. 6 ve 7. sık iğnemi de birlikte öreceğim. İkinci kez kesiyorum. 4 kez kesmiş olacağız arkadaşlar. 8 ve 9. ilmeği sık iğnem bu. Onları da birlikte örüyorum. Burayı mümkün olduğu kadar sıkı yapmaya çalışırsanız üst sık iğnelerde şuralarda bolluk oluşmaz arkadaşlar. Ve son kez bir sonraki iki sık iğnemi de birlikte alarak topuğu kesmiş oldum. Şuradaki 3 sık iğnemi öreceğim. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemi ördüm. Ve yine şuradan bir delik atlayarak ikinci deliğe kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Topuğumuz bitti. Topuk kısmımızı şöyle keserek bitirmiş olduk. Böyle çok tatlı, küçücük bir topuk. Şimdi şu topuk kısmında 10 tane sık iğne, şurada da 13 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Yani toplamda 23 tane sık iğnemiz var. Şimdi şu birleşme yeri hariç, yani birleşme yerini saymayalım. Şuraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şu işaretleyici artık burada bize lazım değil. Daha önce çıkarmadıysanız şimdi çıkartabilirsiniz. İşaretleyici artık burayı değil, arka tarafa, bundan sonra bacağa geçeceğimiz için arka taraftaki orta kısma yer belirleyip koyacağız. 3 tane sık iğnemi ördüm. 7 tane şu ön kısma gelen yerde 7 tane kaydırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. ilmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 tane sık iğnem kaldı. Onu normal sık iğne olarak bunları örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şu topuk kısmındaki 10 tane sık iğnemizi blo yapacağız. Şuraya kadar bu sırayı şu şekilde blo yaparak örün arkadaşlar. Evet, şu topuk kısmı bakın blo yaparak şöyle burundaki gibi sadece arkadan örerek 10 tane ilmeğimi ördüm topuk kısmındaki. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman şu iki tane sık iğnemi birlikte örerek alıyorum. Şöyle topukta yaptığımız gibi. Şu şekilde ikisini birlikte örerek aldım ve bir tanesini kesmiş oldum arkadaşlar. Şimdi şuradaki kaydırma yöntemiyle ördüğümüz sık iğneleri de normal sık iğne olarak şu ilk sık iğnemi öreyim. Bir tane daha sık iğnem vardı orada. Diğerleri de kaydırma yöntemiyle yaptıklarımızı da normal sık iğne olarak örüyoruz. Şu ilk sıra sizi biraz zorlayabilir. Kaydırdığımız 7 tane sık iğneyi de normal sık iğne olarak şuraya kadar örelim arkadaşlar. Şurada 2 sık iğne kalana kadar Evet, örelim. Kaydırma yaptığım sık iğnelerimi de ördüm. Şurada biliyorsunuz 3 tane sık iğnemiz vardı. Bir tanesini ördüm. 2 tane sık iğnem kaldı şurada. Bu 2 sık iğneyi de yine birlikte örerek alıyorum. 23 taneydi, 21'e düştü. Şuradan normal örüyorum.
Şimdi şuranın tam ortasına geldiğim zaman bir tane de buradan keseceğim. Ve 20'ye düşürmüş olacağım ilmek sayımı. O yüzden oranın tam ortasına şöyle göz kararı gelelim. İşaretleyicimiz olmadığı için sayı şu anda veremiyorum ama size ben göstereyim nasıl bulacaksınız tam ortayı. Bütün ilmekleri örüyoruz artık, kesmiyoruz yanlarda. Bakın şu burun kısımlarını yine şöyle yaptığınız zaman, iki burnu şöyle birbirine şu kısımlarını şöyle getirdiğinizde tam ortayı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani şurası. Orada bir tane keseceğim. Arkadaşlar bazen ben sık iğnelere ilmek diyebiliyorum. Sanırım. Yani o yüzden şaşırmayın, ilmek dediğim sık iğne. İki tane sık iğneyi şöyle birlikte alarak bir sık iğne daha kesmiş oldum. Şöyle artık herhangi bir kesinti yapmayacağız. Sık iğnelerimizi 6 sıra örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 20 tane sık iğnemizi 6 sıra ördük. Evet, tam şu arka ortayı, topukları ve şu burun kısımlarını şöyle bir araya getirirseniz, çitlediğiniz zaman arka ortayı bulursunuz. Tam orta olursa mümkün olduğu kadar çok daha güzel olur. İşaretleyicimizi koyduk. Şimdi burada şu burun kısmını birazcık elyafla dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar şu çorabı şöyle tutarak değil de şöyle elinizle şurayı bakın şöyle destekleyerek topuk kısmını doldurursanız daha düzgün duracaktır. Şimdi şuradayız arkadaşlar. Şurada ten rengini takacağız artık işaretleyiciyi koyduğumuz yerden itibaren. Örmeden önce bakın bırakıyorum şöyle beyazı, son ilmeğimi, ipi, beyaz ipimi öne alıyorum. Beyaz ipi şu anda koparmayacağım. Ten rengiyle örerek şurayı alacağım. Evet, ilk sırayı blue yapacağız. Şu şekilde 20 sık iğnemizi bu sıradan itibaren 4 sıra ten rengiyle örelim arkadaşlar. Blue yaparak ilk sıra blue olacak. Bu şekilde. Diğer sıralar normal olacak şekilde. 4 sıra ten rengiyle 20 sık beyaz ipimizi iğnemizi bırakmıştık. Simimizi de ekleyip şuradaki blue yaptığımız yerde çorabımızın o süslü boyun kısmını yapacağız. Bunun için buraya 2 sıra şu blo yaptığımız yere sık iğne yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bakın alttan girip şöyle sık iğnelerimizi 2 sıra örelim. İki sıra ördük. Simli ipimi takmıştım biliyorsunuz şu blo yaptığımız yere. Şimdi ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bunun için hafifçe şöyle başını bollaştırıyorum, çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şu şekilde. Ve alttan tığımı çevirerek şu birinci değil ikinci sık iğnemden ipimi alıyorum. Ve hepsini birlikte ördüm. İlk sık iğnem oldu bakın. Terse doğru sık iğne yapıyoruz ama bolca. Çektim, hafif bollaştırdım ipimi, başını doladım. Tersten şu birinci değil ikinci sık iğnem ipimi çektim, bollaştırdım ve ördüm. Evet, son sık iğnemi diğer sık iğnemin başladığı yerden yaptım, birleştirdim.
Şöyle size göstereyim. Ve çorabımız bu. Bebeğimizin arkadaşlar. Çorap kısmını, ayak kısmını bitirdik. Şuradan 4 sıra ten rengimizi örmüştük biliyorsunuz. 20 tane sık iğnemiz vardı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdiden sonra çorabımızın şu ten rengine geçtiğimiz yeri birinci sıra kabul ederek devam edeceğiz. Yani ilk sıra şu birinci sıramız ten rengi olmuş olacak. İşaretleyicimin olduğu yere hemen ilk artırmamı yapıyorum arkadaşlar. İşaretleyiciyi tam ortaya koyduğumuz için ve ilk artırmanın da tam ortaya gelmesi gerektiğinden dolayı işaretleyicimin olduğu sık iğneme 2 tane batıyorum ve 1 tane artırmış oluyorum. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi örelim arkadaşlar. 5. sırayı yaptık. Şimdi 6. sıraya dönüyoruz. Şimdi bu 21 sık iğnemizi bir sıra tekrar örelim arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. 21 sık iğnemizi ördük. Şimdi 7. sıramızdayız. Burada bir tane sık iğne örüyorum. İkinci de artırıyorum. 1 2 Bir tane tek ördüm. İkinci de artırdım. İşaretleyiciye kadar kalan sık iğnelerimizi örelim arkadaşlar. 7. sıramızı işaretleyicimize kadar tamamladık. Şu anda toplamda 22 tane sık iğnemiz var. Bu 22 tane sık iğnemizi 2 sıra artırma ve eksiltme yapmadan örelim arkadaşlar. Onuncu sıramıza geçiyoruz. 1 2 tane sık iğnemi ördüm. Üçüncü sık iğnemde artırıyorum. Yani buraya çift batıyorum. Üçüncü sık iğnemin olduğu yere 1 2 işaretleyiciye kadar sık iğnelerimizi örüp gelelim arkadaşlar. Evet, şu anda sıra başına geldim. 11. sıradayım. 23 sık iğnem var. Sıra başına kadar 23 sık iğnemi öreceğim. 11. sıramı tamamladım. 1 2 3 tane sık iğnemi tek ördüm. 4. sık iğnemde çift örüyorum ve artırıyorum. Ve sıra başına kadar sık iğnelerimi tek olarak örüyorum. Dört sık iğnem oldu. Bir sıra işaretleyicinize kadar tüm sık iğnelerinizi örün arkadaşlar. 13. sıramı bitirdim. 14. sırama geçiyorum. 13. sıramda şuraya kadar şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci de artırıyorum. Artırdım. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. sık iğnemi yaptım. Bir sonraki sık iğneme de çift batıyorum. Bu sırada 2 tane artırmış olduk. Geri kalan tüm sık iğnelerinizi şu sıra başına kadar örün arkadaşlar. 14. sıramızı sıra başına kadar tamamladık. 2 tane artırmıştık burada ve burada. Şu anda toplamda 26 tane sık iğnemiz var. 26 tane sık iğnemizi 2 sıra artırma ve eksiltme yapmadan örelim. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar gelelim. Arkadaşlar 16. sıramızı tamamladık. Şimdi 17. sıramızdayız. 17. sıramız için 2 tane sık iğne örüyorum. İşaretleyicimden sonra 1 2 3. sık iğnemde artırıyorum. 3. sık iğneme çift batıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve burada tekrar artırıyorum.
işaretleyicimizin olduğu yere kadar yürüyoruz arkadaşlar. Şu anda 28 tane sık iğnemiz var. 18. sıraya geldik. 22. sıraya kadar bu 28 sık iğnemizi öreceğiz. Yani artırma yapmayacağız. Ancak bu sırada, 18. sırada renk değiştirecekseniz şu renge geçiş yapacağız bu sırada. Şimdi renk değiştirmek için şuranın ortasına geleceğim arkadaşlar. 6 tane sık iğnemi yapıp renk değiştireceğim yere geleceğim. Arka ortaya gelmek için 6 sık iğnemi ördüm. Burada diğer renge geçeceğim. Kırmızıyla dikkat ettiyseniz aldım. Evet, buradan itibaren 28 tane sık iğnemi bu renkle artık devam ediyorum. Bu sırada dahil 5 sıra 28 sık iğnemizi örüp işaretleyicimizin olduğu yere kadar gelelim arkadaşlar. İçin 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 4 sık iğne ördüm. 5 ve 6.'yı kestim. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 ve 2. 1 tane eksiltiyorum. Başına kadar öreceğim. Sıra başına geldim. Bacağın yarısına kadar şöyle biraz dolduralım istiyorum. Yani şu topuğun dolu olması çok önemli. Daha önce de söylemiştim. Ayak kısmını da üstten bastırarak, düzelterek yapın. Topukla da yeterince elyafınız varsa şu görüntü çok güzel olacaktır. Şu 26 tane sık iğnemiz var. 2 tane eksilttikten sonra bu 26 tane sık iğnemiz işaretleyicimize kadar bir sıra örelim arkadaşlar. Yirmi altı tane sık iğnem var. Bir sıra hiç artırma yapmadan ördüm. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. Burada bir tane eksilteceğim. 2 tane sık iğne yapacağım. Bir sonraki 1 ve 2. Şu 2 sık iğneyi alıp kesiyorum. Şimdi 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 5 tane sık iğnenin içine ikili trabzan yapacağız. Başını doluyorum. İki kere de çekiyorum. 1 2 Tekrar başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki sık iğnemin olduğu yere de 2 tane ikili trabzan yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Bunlar hep çift, dikkat ederseniz. İkili trabzanımı dördüncü kez yapıyorum. Dördüncü sık iğnemin olduğu yer. Ve beşinci kez. Yaptım. İşaretleyicime kadar sık iğnelerimi örüyorum. Beş taneymiş. Şimdi bunların hepsi ikişer tane. Yani burada 10 tane ikili trabzan var. Evet, 26. sıramızda 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğne yaptık. Burada bir tane keseceğiz. 5 ve 6. sık iğnemi bir tane kesiyorum.
ve trabzanlarımın olduğu yere kadar öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8.'yi de ördüm. Bu ikili trabzanları da keserek toplayacağım arkadaşlar. Kesiyorum tüm trabzanlarımı. Dört tane sık iğnemi de öreceğim. Evet, diz kapağımızı da bu şekilde şöyle oluşturmuş olduk arkadaşlar, bakın. 22 tane sık iğnemiz olması lazım. 27. sırada bu 22 tane sık iğneyi örelim. Sıra başına kadar ördük. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Burada bir tane arttırıyorum. Arttırdım. Ve kalan tüm sık iğnelerimi sıra başına kadar düz bir şekilde örerek geliyorum. 29. sıraya geldik arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemden sonra bir tane daha artırıyorum. Bu sırada 2 tane artırmış olduk. 15 tane sık iğnemizi sıra başına kadar örelim arkadaşlar. Sıra başına gelelim. Evet, sıra başına geldim. Şu anda 25 tane sık iğnem var. Bu 25 sık iğnemizi 2 sıra öreceğiz arkadaşlar. Tam sıra başına geldi. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane artırıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Burada ikinci artırmamı yapıyorum. Aynı dediği 2 tane sık iğne yaparak ikinci artırmamı da yap. Bundan sonraki sık iğnelerimi şu sıra başına kadar örerek geliyorum. Sık iğne sayımız 27 oldu. Bu sırada artırma yapmayacağız. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet, bir sıra 27 sık iğnemi ördüm. 7 tane sık iğne yapıp bir tane artırma yapacağım. Evet, 7 tane sık iğne ördüm. 8. de bir tane artırma yapıyorum. Ve geriye kalan sık iğnelerimi sıra başına kadar örüyorum. Ve 2 sıra artırma yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Şu anda 37. sırayı yapacağız. Evet, 37. sıramızda 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane burada arttırıyorum 6. sık iğnemin olduğu yerde. 2 tane battım, arttırdım. 6 tane sık iğne yapıyorum.
6 tane sık iğnemi ördüm. Bir sonraki sık iğneme yine artırma yapıyorum. Ve geriye kalan sık iğnelerimi sıra başına kadar örüyorum. Şimdi 2 sıra öreceğiz 30 sık iğnemizi. 40. sırada birleştirme yapacağız. Bu bebeğin sağ bacak olan bacağının 40. sırasını sadece arka kısmını örmüş olacağız. Şu yana kadar. 40. sırama geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Bu sağ bacak için sadece geçerli. Şöyle yaptığım zaman evet tam şurada birleştirme yapacağım. A kısmı diğer bacakla burada birleşecek. Şuradan birleştirdiğim zaman işaretleyiciden itibaren 17 tane sık iğne yapıp 40. sıramda şurada kestim. Sol bacağınızı ördüğünüz zaman sol bacağını 40. sırasının 30 ilmeğini de sıra başına kadar örün. Evet, şurası sıra başı ama tam yan değil sıra başımız. O yüzden şöyle 2 tane öreceğim. Arkadaşlar şimdi şu sağ bacak bakın yarım ördük. Bunu sol bacağını duygunun tamamladık. Şuradan birleştireceğiz. Evet, bu şekilde bacak kısmını bitirdik. Artık birleştirme ve gövde yapacağız. Şöyle bakalım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim bilmiyorum. Zevkle de ördüm. İnşallah siz de zevkle örmüşsünüz. Çok güzel oldu. Evet, alkışlıyoruz kendimizi. Şimdi bundan sonraki bölümlerde de inşallah güzel bir şey oluşturacağız. Ve zevkle öreceğiz. Benimle birlikte ördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birleştirme ve gövde kısmında görüşmek üzere arkadaşlar.